Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla hem görüntüsü hem de lezzetiyle muhteşem olan kurabiye tarifim var. Bunun için 125 gram oda ısısında tereyağı, bir klasik su bardağı mısır nişastası, bir klasik çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket vanilya, 2 yemek kaşığı dövülmüş fındık, bir yemek kaşığı dolusu kakao, bir adet yumurta. Karıştırma kabımın içerisine 125 gram oda ısısında tereyağı aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir adet yumurta. Bir klasik su bardağı mısır nişastası. Bir paket vanilya. Kontrollü şekilde 2,5-3 su bardağı un ilave edeceğim. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Kurabiye hamurumu güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda şu an. Kurabiye hamurumun üçte birini ayırıyorum. Diğer kısmını başka bir kaba alıyorum. Hamurumun üzerine bir yemek kaşığı dolusu kakao ilave ediyorum. İki yemek kaşığı dolusu ince dövülmüş fındık ilave ediyorum. Bu aşamada 1-2 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Kurabiye hamurumu güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşacık bir kıvamda şu an. Hazırladığım hamurları yarım saat buzdolabında dinlendirelim. Hamurum yarım saat boyunca buzdolabında dinlendi. Küçük bir parça alıyorum hamurumdan. Elimde yuvarlıyorum. Tüm hamurum bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Sade şekilde hazırlamış olduğum kurabiye hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Şöyle bir elimde yuvarlıyorum. Yine aynı şekilde elimle açıyorum. Kakaolu hamurumdan içine alıp dikkatli bir şekilde hamurumu kapatıyorum. Ve dikkatli bir şekilde elimle yuvarlıyorum. Kurabiyemin tam ortasından bir delik açıyorum. Çok bastırmadan. Bir bıçak yardımıyla etrafına çizikler atıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine bu şekilde kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Kurabiyelerimi yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirdim. 3 adet kakaolu kurabiyem arttı. Önceden ısıtılmış 180 derecede kurabiyelerin üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Kurabiyeler 180 derecede 15-20 dakika hafif üzerleri pembeleşinceye kadar güzelce pişti. Oda ısısında ılıdı. Benmera usulü eritmiş olduğum 30 gram kadar çikolatamdan kurabiyelerimin üzerine ilave ediyorum. Kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum. Kurabiyelerimi servis tabağıma aldım. İçini göstermek istiyorum. Şu an inanılmaz güzel gözüküyor ve çok lezzetli. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.